Merhaba sevgili arkadaşlar. Bilindiği gibi bağlama sazı özellikle yurdumuzda çok yaygın olarak kullanılmakta olan bir enstrümandır. Kökeni çok eskilere dayanan bu sazın zaman içerisinde farklı tınılar, farklı çalım kolaylıkları arama nedeniyle çeşitli alt dalları oluşmuştur. Bunları meydan, divan, tambura, cura, çöğür gibi özetleyebiliriz. Bizim konumuz olan çöğür, bağlama ailesi sazları içerisinde özellikle günümüzde de çok yaygın olarak kullanılmakta olan bir sazdır. Aşıklık geleneğinin bir getirisi olarak tek başına çalıp söylemede çok büyük bir şekilde rahatlık sağladığı için tercih edilmiştir. İçerisinde bulunan akort sistemi nedeniyle bize inanılmaz rahatlıklar sunacaktır. İlerleyen aşamalarda bunlara tekrar zaten ayrıntılarıyla değineceğiz. Akort derken neyi kastettiğimizi şöyle çok küçük bir parantez açarak incelersek, basit bir şekilde sazın üzerindeki tellerin çeşitli seslere, çeşitli frekanslardaki seslere belli bir müzikal denge ile eşitleştirilmesi olarak tanımlayabiliriz. Sevgili arkadaşlar, biraz önce değindiğimiz gibi bağlama ailesinin içerisindeki çöğür sazı diğer bağlama sazları içerisinde görüntü olarak çok büyük bir fark göstermemektedir. Özellikle halk arasında dediğimiz gibi kısa sap bağlama adı ile anılmasının dışında en büyük farkı akort sisteminde yaşayacağız. Bağlama sazımız diğer bağlama ailesinin diğer sazları gibi görüntü olarak hemen hemen aynı yapıya sahiptir. Gördüğünüz gibi bir tekne, bir klavye temel olarak sazımızın ses elde edilmesinde en büyük faktörü olan bölümleridir. Ön tarafta gördüğümüz kısım sazın kapağı, göğüs olarak da adlandırılan kısmıdır. Tellerin biraz önce bahsettiğimiz gibi çeşitli seslere eşitlendirilmesini sağlayan burgular, ayrıca burguların bağlama üzerinde sabit bir şekilde kalmasına yarayan burguluk kısmı, bağlamanın görsel olarak ilk etapta gözümüze çarpan yönleridir. Daha fazla ayrıntıya inecek olursak, bağlamanın teknesinin alt kısmında tellerin bağlandığı tarak kısmı, eşik, ayrıca üst eşik olarak adlandırılan kısım, içerideki sesin, rezonansın dolaşıp dışarıya volümlü bir şekilde çıkmasını sağlayan burada bir boşluk ve gördüğünüz gibi burada işçilikle ilgili olarak bağlamamızda bir kafes yer almaktadır. Teller üst eşik ve alt eşik arasında gergin bir şekilde bulunmak kaydıyla ve üzerine baskı uygulamamız kaydıyla bize sesi verecektir. Ses bağlamanın teknesi içerisinde dolaşıp dışarıya bildiğimiz tını olarak çıkacaktır. Sağlıklı bir bağlama her şeyden önce iyi bir yapıya bağlıdır. İyi bir akort ikinci ve en büyük aradığımız özellik olacaktır. Bağlamanın çalımını teknik olarak şu şekilde ifade edebiliriz. Bir elimiz bağlamanın teknesinde tellere vurmak kaydıyla sesin oluşumunu sağlayacak. Diğer elimiz çeşitli ve farklı frekanslardaki sesleri bulmak ve bunun içinde parmaklarımızı kullanarak bulmak kaydıyla müzik elde edilmesini oluşturacaktır. Ses, üst eşik ve alt eşik arasında gerilen tellerin titreşmesiyle meydana geleceği için kimi arkadaşlarımız sol eliyle, solak olma durumuna bağlı olarak kimi arkadaşlarımız sağ eliyle, mızrap yardımıyla tellerin üzerine şiddet uygulayacak ve bunun üzerine oluşan titreşim bize sesi meydana getirecektir.